Hazreti Osman, cennetle müjdelenen 10 sahabinin üçüncüsüdür. Çok edepli, güzel ahlaklı, hayat timsali büyük bir sahabeydi. Hazreti Osman'ın en zor zamanlarında en büyük destekçisi, eşi Naile annemiz oldu. Çok vefakar ve fedakar bir hanımdı. Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde dehşetli fitneler çıktığı günlerde eşi hep yanındaydı. Günlerden bir gün Hazreti Osman sabah namazına uyanır ve "Kavmim bugün beni öldürecek" der. Bunu duyan Naile annemiz dehşete kapılır. "İnşallah bu arzularına ulaşamayacaklar. Senin halkın seni korur, gözetir" diye teselli verir. Hazreti Osman aynı sakinlikle cevap verir. "Rüyamda Resulullah Efendimiz'i, Ebu Bekir'i ve Ömer'i gördüm. Dediler ki, inşallah bu gece iftarı yanımızda açarsın." Duydukları Naile annemizi üzer ama metanetini kaybetmez. Akşama doğru isyankarlar Hazreti Osman'ın evini kuşattılar ve zorla içeri girdiler. Naile annemiz Hazreti Osman'ı korumak için onun üzerine kapandı ve "Siz nasıl bir zatı öldürmek istediğinizin farkında mısınız? O bütün geceyi bir tek rekatla ihya eder ve o rekatta Kur'an'ı hatmeder" diye bağırdı. İsyankarların kılıç darbelerine karşı koyan ve vücudunu siper eden Naile annemiz, ona saldıranların kılıçlarını eliyle tutmaya çalışmış ve bu uğurda parmaklarını kaybetmişti. Ve isyankarlar amacına ulaşmış, Hazreti Osman orada şehit edilmiş, Rabbi Rahim'ine kavuşmuştu. Bunu metanetle karşılayan Naile annemiz, "Siz onu şehit ettiniz ama unutmayın, Cenab-ı Hak onun hakkını sizden alacaktır" diye haykırdı. Radiyallahu anhüm ecmain.